Emeklerin en büyük derdi olan düşük maaşlar emeklerin hayatını zorlamaya devam ediyor. Emeklerimizin maaşlarının en azından asgari ücrete eşitlenmesi emekliler tarafından talep ediliyordu. Bu konuyla alakalı önemli gelişmeler var. Haberimizin devamında sizlere aktaracağız. Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberi geldi. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli maaş rakamı hakkında asgari ücrete eşitlensin talebinde bulundu. Eğer söz konusu talep hayata geçerse çok sayıda emeklinin geliri artacak. Ülkemizde emekliler son yıllarda pek çok önemli imkana kavuştu. Bayram ikramiyesi ve promosyon gibi ek gelir imkanları hayata geçirilirken emekli aylıklarında da iyileştirmelere de imza atıldı. En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da 1000, 2020'de 1500 liraya yükseltildi. Emekliler taban aylıkta bu yılda bir artış yapılması beklentisini taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği, SSK ve Bağkur sigortalarının taban emekli aylıklarının bu yıl net 2825 lira olarak uygulanan asgari ücrete eşitlenmesini talep ediyor. Eğer bu talep hayata geçerse çok sayıda emeklinin geliri artacak. Emeklilere en az asgari ücret kadar maaş ödenecek. Düzenlemeden kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilerin ekonomik sorunlarını değerlendirirken, çalıştınız, ürettiniz, ülkenin kalkınmasına katkıda bulundunuz. Verginizi, priminizi ödediniz ve size insanca yaşayabileceğiniz aylığın bağlanması lazım. O nedenle söylüyorum, sizin hakkınızı sonuna kadar savunacağım dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Merkezi'nin önünde emekli dernekleri üyesi emeklilerle bir araya geldi. Görüşmede emeklilerin sorunları ele alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da toplantının sonuna katıldı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Haklarınıza sahip çıktığınız için yürekten teşekkür ederim. Ben CHP Genel Başkanı olarak emeklilerin haklarının sonuna kadar savundum. Sadece vergi vermediniz, sigorta primi de ödediniz. Dolayısıyla istediğiniz para hak ettiğiniz paradır. Çalıştınız, ürettiniz, ülkenin kalkınmasında katkıda bulundunuz. Dolayısıyla verginizi, priminizi ödediniz ve size insanca yaşayabileceğiniz aylığın bağlanması lazım. Bu aylığı bağlayamıyorlar. Uzun süre mücadele ettik ve iki emekli ikramiyesini aldık. Şimdi 1500 TL altında aylık alanlar var. Dediğimizde uzun süre itiraz ettiler. En sonunda benim dediğimi kabul ettiler. 1500 TL altında emekli aylığı alanları 1500 TL'ye çıkardılar. Ama şimdi 1500 TL'yi buluncaya kadar zam vermeyeceklerini de ifade ettiler. O nedenle söylüyorum, sizin hakkınızı sonuna kadar savunacağım. Bu benim boynumun borcudur dedi. Emeklilerin sorunlarını dinleyen Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise şunları söyledi. Türkiye'de emekli ve yaşlılık aylığı alan 9 milyon 133 bin kişi, dul ve yetim aylığı alan ise 3 milyon 813 bin kişi, 4 milyon 435 bin emekli ya iş arıyor ya da çalışıyor. 7,9 milyon emekli asgari ücretin altında maaşla geçimini sürdürmeye çalışmakta. 2,6 milyon dul ve yetim ayda sadece 763 TL ile geçimini sağlamaya çalışmakta. 5 milyon insan 1500 TL ve altına para ile geçimini sağlamaya çabalıyor. Ağbaba, emeklilerin ekonomik durumlarının çözümü için de şu önerileri sıraladı. Emekli aylığı ve gelirleri en az asgari ücrete eşitlenmeli. Emekli aylığında sadece enflasyon değil, ekonomik büyüme de dikkate alınmalı. Emeklilerin sendikal hakları üzerinden engeller kaldırılmalı. Sağlık ve tedavi katkı payı alınmamalıdır. Emeklilikte yaşa takılanların sorunları çözülmelidir. Aylık bağlama oranı %70 iken şu anda %135'e düştü, düzeltilmelidir dedi. Açlık sınırını dahi bulmayan emekli maaşları yoksul emeklileri açlığa mahkum etti. Pandemi öncesi çalışan emekliler bugün çalışamıyor. Emekli yoksulluğu derinleşiyor. Ekonomik kriz ve pandemi koşulları yoksulluğu arttırdı. Yoksulluğu derinleşen emekliler ise tam anlamıyla yaşam savaşı veriyor. Her ay yoksullaşmanın fotoğrafını çeken Türk İş'e göre Ekim ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2482 TL iken yoksulluk sınırı da 8085 TL oldu. Emekli aylıkları ise değil yoksulluk sınırına, açlık sınırına bile yaklaşmıyor. Farklı sosyal güvenlik kurumlarından emekli de olsalar emeklilerin ortaklaştığı tek konu yoksulluk oldu. Emekliliğin ardından iş bulup çalışmaya devam eden emekliler bu kez de pandemi nedeniyle işinden oldu. Bu konuda CHP'li Ağbaba'nın sözlerinden birkaçı daha şu şekilde.
Emekliye yapılan %8 zamma karşılık ayçiçek yağına yapılan %69 zamma hatırlatan Ağbaba, emekli aylık gelirlerinin en az asgari ücrete eşitlenmeli ve asgari ücretle uyumlu bir biçimde artış sağlamalıdır. Hak sahiplerinin aylıkları da hissesi oranında artırılmalıdır. Emekli aylık ve gelirlerinin artırılmasında sadece enflasyon değil, ekonomik büyüme de dikkate alınmalıdır. Emeklilerin sendikal haklarının kullanılması önündeki engeller kaldırılmalı ve emeklilere aylıkların belirlenmesine toplu pazarlık hakkı tanınmalıdır. Aynı koşullarda emekli olanların aylıkları arasındaki ücret farkı kapatılmalıdır. Sağlık hizmetleri tamamen kamusal olmalı, kamu eliyle yürütülmelidir. Emeklilerden sağlık ve tedavi katkı payları alınmamalıdır. Emeklilere verilen ikramiyeler de asgari ücret oranında artırılmalıdır. Emeklilikte yaşı takılanların sorunları bir an evvel çözülmelidir. Emekli aylık bağlama oranları AKP döneminde %70'lerden %35'lere kadar düşürülmüştür. Aylık bağlama oranlarının tekrar eski seviyesine getirilmelidir dedi. En düşük asgari işçi emekli aylığı 2002 yılında 7 çeyrek altın ederken 2021 yılında 2 çeyrek altın ediyor. Sarayın emeklilerden haberi yok. Bir yıldır eve hapsedilen emekliler doğalgaz faturası az gelsin diye üst üste 3 hırka giyip oturuyorlar. Gündüz pazara giden bir emekli yok. Ucuz sebze bulmak için akşam gidiyorlar. Atılmış sebzeleri ayıklıyorlar. Bu utanç onların değil, sizin. Peki sarayın paçavralarının, havuz medyasının emekliden haberi var mı? Onların da haberi yok. Her gün müjde diye haber yapmaya devam ediyorlar. Kağıt israfı. Takvim 2020 yılında 365 günün tam 302'sinde ilk sayfadan emeklilere zam, ikramiye ve promosyon müjdesi verdi. İktidarın emekliye yapması gereken zammı havuz paçavraları her gün yapıyor. Havuzun zamlarını hesaplasaydık yoksulluk sınırının 8.856 lira olduğu ülkemizde emeklilerin bugün en az 10.000 lira maaş alması lazımdı. 13 milyon emeklimiz var. Maalesef bunlar, bu emeklerimiz hala 1500 TL emekli maaşıyla yaşamlarını idare ettirmeye çalışıyorlar. Ve bir zam gelmiş değil. Bir kanun teklifi hazırladık. Emekli maaşları asgari ücretle eşitlensin diye. Bu kanun teklifine meclise sunduk. Cumhur İttifakı'na çağrımızdır. Eğer bu kanun teklifini geçirmek istiyorsanız, evet diyorsanız yarım saatten meclisten geçirebiliriz. Gelin emeklilerin bu önemli mağduriyetini giderelim. Türkiye'nin en mağdur kesim emekliler, her şeye zam gelirken zam gelmeyen sadece emeklilerimizin maaşı. Mercimeğe %59, yumurtaya %76, elektriğe, doğalgaza %35 civarında zam gelirken maalesef zamlanmayan tek şey emekli maaşları. Bu mağduriyeti gidermemiz lazım. Emeklilere evde kal diyoruz, çıkma diyoruz. Ama virüsten ölmeyen emekliler maalesef açlıktan ölümle karşı karşıya. Bu mağduriyeti bütün Türkiye'nin duyması lazım. Emeklilerimiz maalesef açlık sınırının altında yaşamakta. Neredeyse Türkiye'deki emekliler açlıkla karşı karşıyadır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Bu mağduriyetin giderilmesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinde. Gelin hep beraber, bütün siyasi partilere çağrı yapıyoruz. Gelin hep beraber emeklerimize asgari ücreti verelim. Yeterli olmasa bile asgari ücreti verelim. Emeklerimiz hiç olmazsa evlerinde ocakları kaynasın, tencereleri kaynasın, evlerine ekmek götürebilsinler. Bu çağrıyı bütün siyasi partilere yapıyoruz. Lütfen video geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. CHP'li Ağbaba'dan kanun teklifi. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, emekli maaşlarının artırılması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifini sundu. Teklif kabul edilip yasalaşırsa en düşük emekli aylığı 2825 TL'ye yükseltilecek. Koronavirüsten en çok etkilenen kesimler arasında gelen yaşlı nüfus ve emeklilerin yer aldığını belirten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Ağbaba, meclise emekli maaşlarının artırılması ile ilgili yasa teklifini sundu. Ağbaba, bir yandan Covid-19 yüksek risk grubunda olmaları, bir yandan da düşük gelirleri nedeniyle en kırılgan toplumsal gruplardan birini emekliler oluşturmaktadır. Hastalığa yakalanmamak için dengeli beslenmeleri gereken belli yaş grubundaki insanlar, gelir düşüklüğü nedeniyle dengeli beslenmeyi bırakın açlıkla mücadele edecek durumdadır. Evden çıkmayın denilen yaşlıların bu gidişle evden sadece ölüsü çıkacak ifadelerini kullandı. Emeklilerin sadece gıda harcamaları değil, barınma, ısınma, elektrik, su gibi sabit giderlerini dahi ödemekte zorlandığını belirten Ağbaba şunları söyledi. Enflasyonun açıklanmasını bekliyoruz. Bakalım emekli aylıklarına ne kadar zam yapacaklar.
En az asgari ücret eşitleyecek bir zam düşünülmeli. Emekli aylıklarına geçen yıl yapılan zam, enflasyondaki hızlı yükselişi karşılamadığı gibi eriyip neredeyse yok olma seviyesine gelmiştir. Son bir yıl içinde TÜİK'in açıkladığı madde sepetine göre mercimeğin fiyatı %59, yumurtanın fiyatı %76, ayçiçek yağının fiyatı %34, kuru fasulyenin fiyatı %35, makarnanın fiyatında %19 artmış, gıda fiyatları böyle artarken enflasyonu pimpon topundan hesaplıyorlar. Hepimizle dalga geçiyorlar. Aynı şekilde döviz artışında direkt etkilenen doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki %100'e yakın artış da emekleri etkilemektedir. Sadece pandemiden değil, gitgide derinleşen ekonomik krizden de en çok payını alan ve etkilenen kısım emekliler olmuştur.